Selamlar arkadaşlar, Sercim'e hoş geldiniz ve Erkan Endülüs serimize devam ediyoruz. Bu bölümde inşallah Aragon'un annex edilmesi, ilhak edilmesi olayını başlatacağız. Diplomatik ilhak olduğu için bizim için agresiflik puanına neden olmayacak. Ve Aragon'un ele geçirilmesiyle birlikte Fransa ile sınır olacağız. Artık Fransa ile her an kapışma ihtimalimiz artacak. Bu esnada Katalonya ile olan bizim ateşkesimiz var. Şu anda 1603 ortalarında bitecek. O zamana kadar da bitmiş olur. Biz bunları da tekrar savaşacağız. Eğer ittifaka herhangi bir kimseyle girmezlerse tabii. Tekrar savaşacak. Bunu kesin temelli ilhak etmiş oluruz. Bu bölümün tamamı bizde kalmış olur. Daha zamanın çok var aslında. Bu arada bazı ayaklanmaya çalışan bazı yerlerimiz var. Bunlardan bazılarının otonomisini azalttığım yerler. Bir de otonomisine dokunmadığım yerler var. Mesela şuraya, pardon, hatta şurası. Lisbon. Lisbon'un şu an Müslümanlaştırmaya çalışıyoruz burayı. O sebepten dolayı ne kadar sürecek bakayım. 1604, daha 3 senesi var. Yani %17'lik ayaklanma durumu. Bilmiyorum biz ne kadar kaldırabiliriz bunu. Ignored unrest. Ha, aslında normalde o kadar fazla değilmiş. %7'ymiş. %17'ye başka bir sebep, bir olay çıkmış burada. Ya buraya bir otonomi verebiliriz aslında ama içimden de gelmiyor açıkçası. Hani çünkü zengin bir bölge. Otonomi verdikçe o zenginlikten yararlanamıyoruz. Ayaklanma çıksın bastırırız lan. Tamam. Ben de şey yapacaktım yani. Bu konuda dikkat etmeye çalışacaktım ama vazgeçtim. Dikkat etmeyeceğim lan. Tamam. Başlattım ben. Böylesine devam edelim. Arada bir şey yaparız. Bu arada bir dakika. Şunun annexi kaç puana mal olacaktı? Hemen başlatsam mı acaba diye düşünüyorum. Annex vasat 390 puan. Bu arada şeye baktım arkadaşlar. Bu Barcelona kalan son şehir. Katalonya'nın son şehrini savaşla ele geçirirken Aragon'a verdirmek sonra topluca annex etmek mümkün değil. Yani bunu ya annex edeceksiniz ya da annex edeceksiniz doğrudan. Bu sebepten başka bir çaresi yok ama tek şehir kaldığı için de önemli değil açıkçası. Ya yani bunun annexini başlatsak ne kadar sürecek? Onu yazıyor mu bir yerlerde? Yazmıyor sanki. 390 puan. Benim bildiğim kadarıyla bu bayağı sürer ya. 5-6 yıl sürüyor. Evet. Yazmışlar. 5 yıl sürecekmiş. 5,5 yıl ya da onun gibi bir şey. Aragon'un annexi 5 prestij. Bu arada diğer vasallarımız dediğimiz zaten bir Tripoli kalıyor geriye. Onlarla da aramız birazcık bozuluyor ama önemli değil. Tripoli bizim için çok büyük problem olmayacaktır. Ben başlatıyorum. Şimdi kaç puan gidecek acaba diplomatikten? Bir ay tamamlayalım, bir ay geçsin. Şimdi bakalım. -6 diyor. Zaten artı 6'mız var değil mi bizim? Şurada artı 6'mız var, -6. Demek ki şu rakam bu sabitlenmiş gibi bir şey oluyor. Çünkü bu 6'nın tamamı Aragon'un anneksi için harcanıyor şu anda. Korsika. Korsika'ya savaş açtı Napoli. Hadi bakalım. Önce serbest bıraktırdı. Şimdi de ele geçirmeye çalışıyor. Normal. Ben de olsam ben de öyle yapardım. Şimdi bizim Tunus'a savaş açmak gibi bir planımız vardı. Aragon'un anneksiyle uğraşırken Tunus'la savaşa girmek güzel olabilir ama onun için önce Morocco'yu bizimle birlikte başka bir savaşa sokmamız lazım. Bilemiyorum nereye. Bunların hepsi Müslüman ülkeler değil mi? Ben bunlara savaş açmak istemiyorum açıkçası. Ha, Mali. Mali ile niye ilişkimiz bu kadar kötü? Bunun rakip devleti Morocco olduğu için ben de Morocco ile müttefik durumundayım. Bakalım burada nasıl bir ayaklama çıkacak? Burayı merak ediyorum. Gerçi otonomiyi arttırdık burada. Moskova... Aha, bitti anlaşmalar şeyle, savaşları. Gel bakalım, Moskova'dan toprak almazsanız olmaz. İnşallah almışsınızdır yeterince. Bakalım. Forsyptu falan filan vesaire. Ha. Sizran. Baş Kürdistan değil mi burası? Ha. Glazov, Simis, Bezerya falan filan. Bayağı bir şehri. Perm, Wilsit. Perm'den de şehir almış. Herkes Nogai'ye bir sürü şehir vermiş. Ama şimdi bir iki şehir de Kırım'a verdireydin ya. Ayıp etmişsin ama iyi yapmışlar yani. Hakikaten Nogaylar bayağı büyüdüler.
Dev gibi oldular. Şuraya bak ya. Ama tabii ki bu boyuttaki bir devlet, şu boyutta bir devlet muhtemelen, yani muhtemelen değil, kesinlikle şu boyuttaki bir Avrupa'dan daha zayıf oluyor maalesef Asya'da. Çünkü burada nüfus az, gelir az, toprak geniş olsa da çok etkisi olmuyor. Kaçar. Bildiğin şey var ya hani, kaçar hanedanı. Ona benzettim bir an ama alakası yok tabii ki. Evet, Osmanlı da gayet büyüdü. Osmanlı şimdi Memlüklerden son kalan toprakları da tamamen alıp anneks edebilir isterlerse. Truce expired with Ashanti. Onlarla bir alakamız yok zaten. Şimdi bir fırsat nasıl doğar bilmiyorum. Benim Morokko'yu bir savaşa sokmam lazım. Herhangi biriyle. Oyun devam etsin de. Bu arada paramız bayağı birikti. Yani öyle bir şey de mümkün. Aa, para biriktirme görevi almışız. İyi ki de bekle, harcamamışım ya farkında olmadan. Oo, Delhi'yi kaybetmiş. Bir savaş kaybetmiş Delhi'yi. Kime kaybetmiş? Oyrat ama. Former enemies Oyrat, Rishi Dadak Oyrat. Oyrat neresi lan? Oyrat neresi? Ha, şu bu dev olan. Oo, bu dev herkesi yutuyor ya. Vallahi enteresan bir durum. Aa, oraya çok fazla bir müdahalemiz mümkün değil ya. Kunka'daki savunmayı geliştir diyor. Tripoli'yi ele geçir diyor. Tripoli değil, biz Aragon'u ele geçiyoruz. Spice. Başlayacağım senin Spice'ına. Kunka'yı geliştirelim. Kunka nerede? Kunka burası. Burada. Bir dakika. Şöyle yapalım. Bina. Bina. Yanlış yere tıklayıp duruyorum. Binalardan şunu Kunka'ya. Kunka yapmış ki bunu. Starfort. He, doğru ki. Doğru. Sırf görevden bir şeyler gelsin diye. Bu arada buraları kor yapma şansımız varmış. Değil mi? Evet. Üstelik de kor maliyeti 8 admin puanı. Lan bunları yapalım o zaman. Bu kadarcık admin puanı ne ki? Gönder gitsin. Ha, bir dakika. Yalnız bir şey diyeceğim. Ben bunları elimde tutacak mıyım? Yani aslında bir yandan düşünüyorum yani. Tamam, Afrika'yı ele geçirelim full. Ne olacak? Ne kaybederiz? Hiçbir şey yapmazsam, bak aklımda sonradan geldi ama şimdi bunlarla biraz kapışabiliriz ya. Bunlarla kapışmaya niyetim olmazdı pek ama gördüğüm kadarıyla mesela en azından şuraya gideriz. Burada kaynak olarak ne var? Bakayım. Köle var. Bronz var. Fil dişi var. Burada şey, kolonileştirecek yerler var. Aslında kolonileştirmek yerine ben beklerim Portekiz kolonileştirsin, ben ondan alırım. O da mümkün yani. Portekiz'in kolonileştirmesini beklersek bir şeyimiz olmaz ki. Yani daha sonra Portekiz'den almak bir, ne derler ona, sıkıntı yaratmaz bana. Portekiz'in şu anda dostu düşmanı kim? Bir bakayım. Şunu kapatayım. Dost Brezilya ve o, baksana Kastilya'yla yeniden ittifak yapmışlar. Ya bunlar demek ki tarihsel yani oyunun şeyinde, kayıtlarında var. Yani Portekiz isterse ta şuralarda bir devlet olsun, buralarda devlet olsun, yine Kastilya ile ittifak yapacak anladığım kadarıyla. Neyse, Kastilya yakında yok olacak zaten. Portekiz'in Kastilya ile ittifakından ziyade Brezilya ile ittifakı beni endişelendiriyor. Çünkü Brezilya artık o kadar da zayıf bir devlet değil. Yani gerçekten hiç de zayıf bir devlet değil artık. Yani basit bir devletti, şimdi bayağı güçlü bir devlet oldu. Üstelik de Batı teknoloji grubuna sahip. Çünkü koloniydi bu. Neyse. Olacak o kadar ya. Ama deniz aşırı bir devlet olduğu için çok da bizi ilgilendirmiyor açıkçası. Çok bizi etkilemez. Bir iki bina yapalım. Fransa. Ney? Haydi. Denderen. Evet. Şu anda ittifakı da bozdular zaten. Beni rakip ilan ettiler. Fransa beni rakip ilan ettiğine göre artık savaş yakındır arkadaşlar. Savaş yakındır. Aragon'u zaten ilhak ettiğimiz zaman zaten Fransa ile sınır olacağız. Savaşa hazırlık yapmamız gerekiyor yani, diğer bir deyişle. Savaşa hazırlık için bizim şunu bir kapatayım da biz daha temel tek meseleleri konuşalım. Şunu açalım. İdea olarak da admin ideasını alalım. Paralı asker meselesine yatırım yapalım. Paralı asker sayımız yeterince çok olsun. Savaş, Fransa Savaşı'na girer girmez paralı askerleri yığacağız. Fransa ordularını mümkün mertebe paralı askerler yenmeye çalışacağız. Bunu ne zaman açabiliyorum? Bir ay sonra. Treasury, Fransa
Military access'imizi iptal etmiş. Önemli değil. Bahmanis, İngiltere. Yalnız bir şey diyeceğim. Enteresan ama hiçbir şey almamış Bahmanis'ten. Savaşı kazanmışlar sözde ama bir şey almamış İngilizler bunlardan. Enteresan. Tamam. Önemli değil. Yani daha doğrusu iyi oldu böyle. Şimdi madem Fransa beni rakip ilan etti. Bunlar da rakip ilan etmişler değil mi? Hala rakip sayılıyoruz. Nerede? Bunlar rakiplikten çıkartmışlar bizi galiba. Ben bunlarla bir ilişki geliştireyim en iyisi. Sonuçta madem rakip değiliz artık. Belki de Fransa yerine bunlarla ittifak yaparız. Duruma bakarız ona göre. Şimdi bunun rakipleri kim? Rakipleri İsveç, Kırım, Allah Allah. Fransa, Osmanlı'yı çıkartmışlar. Bir dakika şuna yeniden bakalım. İsveç ve Fransa. İki tane, üçüncüsü yok. Ben Avusturya'da ilişki geliştireceğim ama diplomatımız yetmeyecek. Avusturya ile durumumuz ne alemde? Bakayım şöyle yaparsam. Şuradan görmek daha kolay geliyor bana. O kadar olağanüstü bir durum yok. Yani ilişkilerimiz çok da iyi değil. İsveç, bunlar ortak rakipleri. Enemy of my enemy gibi bir bonusumuz var bunlarda. İsveç'le ittifak yapabiliriz ama İsveç'in gücü yok. Bunlarla ilişkilerimiz maksimumda. Ben buradaki ilişki geliştiriciyi iptal edebilirim artık. Bu ne lan? Niye sent diyor ki? Recall dese daha mantıklı olurdu. Tamam, o zaman Avusturya ile ilişki geliştirmece yapabiliriz. Bakayım bunlarla. Bunlarla. Tamam. Avusturya, pardon. Yani çok işimize yaramayacak aslında isterseniz. Ha, diplomatımız daha gelmedi. Neden işimize yaramayacak fazla? Çünkü ne bileyim. Çünkü bunlarla ilişkin ne kadar geliştirsem geliştireyim ittifak yapmak gibi bir şansımız olmaz. Zannetmiyorum yani. Yani İngiltere de keza öyle. Yani ne bileyim. Yani gerçekten ittifak yapabileceğimi zannettiğim kimse yok pek. Burgundy falan mı? Burgundy hiç faydası olmaz bana yani. Olabilir aslında yani. Her türlü olabilir. Bak bunlar -29 diyor ama bu -92. Bu -96. Bunlar daha da zor yani. İmkansıza yakın. Şunları geliştirelim. Bakayım bir dakika. Fransa'nın ittifakları kimler? Bu ne lan? Target of Coalition Hesse Milan Savoy. Ana! Koalisyon kurmuşlar buna karşı. Dur bakayım. Harbiden he. 3 devlet koalisyon kurmuş buna karşı. Gireyim mi koalisyona? O Avusturya'da koalisyona katılsa ne kadar güzel olurdu ya. Ben ilk defa bu kadar şey görüyorum. Yani bir Moskovlar'da böyle bir durum söz konusu oldu. Şimdi sırada Fransa. Ama Avusturya henüz o şekilde girmedi savaşa. Avusturya'nın rakip devletleri kimlerdi demiştik. Person'ın Union diyor. Macaristan'la Hırvatistan görev diyor. Kuzey İtalya'yı ele geçirmek diyor. Bir dakika. Bunun rakiplerinde Fransa var. Vallahi var. Abi girin savaşa işte ya. Ben Savoy ile kesinlikle ilişki geliştireceğim. Çünkü bir dakika. Koalisyonu kim kurmuş? Coalition of Hesse. Hesse'yi kurmuş. Milan Savoy. Ama üçü de girmişler sonuçta. Ben sırayla geliştireyim diyorum. Hesse ile ilişkimiz ne alemde? -10. Bunlar ufacık bir devlet ama. Yani Savoy en azından sınır Fransa'yla. Improve Relations. Bir elemanımızı daha. Aslında İngiltere'dekini çağırsam vallahi hiç fena olmaz aslında. Papa devleti. Tamam bakalım. Bir dakika şunu hemen açalım. Bir dakika hemen açmadan önce. Town Hall. Local Tax Modifier %25. Savunma yeteneğini artırıyor. Local Regiment Cost. Bu ne lan? Abuk subuk böyle şeyler.
Evet, bir sonrakisi ne getirecek bize? Tekstil manufaktörü, yani fabrikası, tekstil fabrikası yapabiliyoruz. Tamam, bundan sonra diplomatiği açmaya çalışırız ama diplomatik birikmeyecek dediğim gibi uzun bir süre. Şimdi idea alacağız. İdeamız, yeni ideamız admin. Paralı askerler için diyoruz arkadaşlar. Şimdilik alayım. Oldukça koyarız. Oldukça koyarız. Yani biriktikçe puanımız yerleştiririz birer birer. Heretical Research. Gain piety ya da lose piety. Bizim piety, yani dindarlık puanına çok ihtiyacımız var. Hiçbir zaman kaybetmeye lüksümüz yok şu anda. Çünkü ideallar içerisinde religious, yani dindar şey de din, daha doğrusu din ideası var ya, şöyle diyeyim, şunu almadık. Onu alsaydık Müslümanlaştırma konusunda bayağı kolaylık sağlayacaktı. Bu arada şuradaki elemanlardan var mı? Yok. Yani o etkiye sahip olan birisi olsaydı alırdım hemen. Enflasyonumuz düşmeye devam ediyor ama henüz daha var. O yüzden daha bekleteceğiz. Askeri durumumuzu bir kontrol edelim. Bir yandan oyun devam etsin. Askeri durum, askeri durum. Şu anda 78 bin asker yapabiliriz. 56 bin şu anda bizim mevcut askerimiz. Evet, devam etsin bakalım. 22 gelirimiz var ticaretten. Sevilla ticareti. Bu arada burada ayaklanma çıkmış. Pretender değil mi? Evet. Şeklinden anlamaya başladım artık ya. Eskiden anlamıyordum pek. Tamam. Şimdi bunlar bize katıldığı zaman bizim 78 bin asker kapasitemiz o kadar da şey yapmayacak. Azalmayacak. Şey, pardon, artmayacak. Neden? Çünkü zaten bunlar bana epeyce bir bonus veriyorlar. Bunlardan gelen bir bonus var. Sanırım o bonusu görebiliyoruz, değil mi? Bakayım. Yo, aslında görebildiğimizi söyleyemem burada. Varsa da görmüyorum ben. Bastar. Evet. Binalardan biri tamamlandı. Farm estate henüz geliyor, daha tamamlanmadı. İdea alabiliyoruz. Sanırım askeri idea alabileceğiz. Bu ne? Improved fortification nerede? Salamanica'da. Olur abi, olur. Sıkıntı değil. İdea alabiliyoruz. Askeri idea alabiliyoruz. Bu ne veriyordu? Kara savaşlarından prestiji %100 artacak. Bir sonrakisi kuşatma yeteneğimiz artacak. Daha sonra da asker limitimiz yine artacak. Sonra disiplin geliyor ve moral. Bunlar komuta yeteneğimizi epeyce arttırıyor bunlar. Şimdi bu prestij tabii ki çok güzel. Prestiji arttıralım. İdea, çünkü şu anda teknoloji açmak yerine idea. Aa, bu da geldi. Oo, manpower'ımız da %10 böylece artmış oldu. Şu anda maksimumuz 85 diyor ama şu anda birazdan şey yapar, düzelir o. Bu da Mercenary Cost, Core Creation Cost, sonra Mercenary Maintenance düşecek. Asıl bence Available Mercenary miktar, yani paralı asker miktarının artması çok enteresan bir bonus getirecek. Bir de admin teknolojisi de ucuzlarsa zaten eyvallah. 15, 10, o, pardon, şurada 14'teyiz, burada 11, burada 16. Aslında bu yetişti sayılır ama yine de şu anda yani bir tane daha açma şansımız var. Bunun gibi değil yani. Her açtığımızda birdenbire eksilere düşmüyor şeyler. Bonuslar. Burada görev bu arada var mı? Güzel bir görev. Convert Kunka to Sünni diyor. Sünniye dönüştür Kunka'yı. Tamam, yapacağız onu. Diğerleri bir şey değil. Tamam, bunu alabiliriz. Bu arada komutan, ona rağmen yine de o kadar fazla değil. Bu neymiş? Stability düşüşü veya admin diplo ve military puanlardan 35'er kayıp. Peki. Ne düşüş ne kadar? Stability 1. Bu ne demek? Stability'nin 1 düşmesi 100 admin puanı demek. Ben 100 admin kaybedeceğim ve her birinden 35'er kaybetmeyi tercih ederim. Yani birinden eksilere düşmüşüz ya. Şuraya bak. Bir yıl sonra falan korlardan bir tanesi bitti. Aa, ben onu kor yaptım değil mi? Onu unutmuşum. Gel onu da yapalım. Öbürünü de yapalım. O da gitsin. Yani kalsa da kalmasa da
Devam. Medri Bahri. Bunlar enteresan savaşları devam ediyor. Memlükler. Ne yaptı lan? Ben hemen geçtim fark etmeden. Hiçbir şey olmamış abi. Şurası da hala Memlük'te, burası da hala Memlük'te. Medri Bahri burada yaşayan bir devlet ama burayı ele geçirdi. Sanırım Memlüklerden ele geçirmişler biz şeyde. Ya şimdi ele geçirdi ya da daha önceki savaşta ele geçirmişti. Şimdi Osmanlı'nın görevi ne? Ne yapacak? Bosna'yı ele geçirmek. Osmanlı'nın görevi Bosna'ya geçirmek. Nogay, Morok, Endülüs. Tamam. Nogay. Nogaylarla sınır değiller ama Nogaylarla biz ilişkimizi bayağı geliştirdik. İstersek ittifak yapabilir miyiz bilmiyorum. Akkoyunlu Persler ve Buhara. Asıl Buhara ile savaşta ama Akkoyunlu ve Persler de bunlarla birlikteler. Bir dakika bakalım. Yok, ittifak yapma şansımız biraz zayıf. Çünkü uzak. Çok uzak bir devlet o sebepten dolayı ama Kırım'la ittifak yapma şansımız hala var. Kırım'la kraliyet evliliği yok. O biraz zor nedense ama ittifak yaptıktan sonra belki olur. Osmanlı ile ilişkilerimiz hep iyi kalsın da. Şirvan, Asal. Tamam, ben şeyi düşünüyorum. Tunus'u vassal yapmayı düşünüyorum ileride. Henüz değil. Yani ileride derken ilk fırsatta diyelim. Oo, ne oluyor lan? Radikal reformlar. Oo. Oo. Bazı danışmanlarımız bunun ihtiyaç olduğunu ve öbürünün de çok faydalı olacağını söylüyor. Bu reformlar sonucunda eğer tercihlerimize göre birinci tercihimiz ne verecek? Bize bir stability kaybına sebep olacak ama 5 merchantilism getirecek. Merchantilism burada görünebiliyor. %15'teyiz. Yüzde herhalde 5 demek %20'ye çıkaracağı anlamına geliyor. Trade efficiency'ye ne sebep oluyor? Hiç teknolojiden geliyor. Gelirimizin bonusları nereden geliyor bilmiyorum. Our embargoes on others. Ana! Oğlum bu ambargoları iptal edelim artık ya. Yalnız bir şey diyeceğim. Bu ambargolar neden beni etkilemiyor? Etkilemiyormuş gibi görünüyor en azından. Çünkü bunlar beni rivallıktan çıkardılar. Evet, rivallıktan çıkardılar. Şu ambargoları iptal edelim. Belki olumsuz etkiler bize. Enemy economical. Aa, diplomat yok. Diplomat, Savoy. Lan! Bir ilişki geliştirmeci ne yaptı? Kaça kadar çıkardı? 73 diyor. 73. Bu 100'e az kaldı. 100'e gelsin ben kaldırım onu. Peki ikinci seçenek. İkinci seçenek. Adamlarımızdan bir tanesini kovacakmışız. Pardon. Evet. Adamlarımızdan bir tanesi. O dediğimiz kim? Şurada. Gutierre değil mi? Evet. Gutierre Nunez de Balboa. Bunu kovacakmışız. Pek de istemiyorum açıkçası kovmak. Kovduğumuz takdirde birden 20 admin puanı geliyor. Pek de bir şey değil. Bu da diğerini kovmak anlamına geliyor. Bunda da 20 diplo puan geliyor. Ona da bir anlamı yok benim için. Her ikisini birden kov diyor. Bu da her... Yok abi çok saçma oldu. Birinciyi tercih etmek daha iyi. Stabilite düşüşü olsun. 5 merchantilizm gelecek. Merchantilizm her zaman bizim için iyi olacaktır diye düşünüyorum. Bu arada bu adam oldu artık. Büyüdü. Bunu artık komutan yapıp sağa sola saldırtabiliriz. Ben birinciyi seçiyorum. Ve stability'yi de hemen arttıralım. Aa. Niye lan 112? 150 ha pardon çünkü 2'deyiz. Lan 150. Full annexation demanded. Tamam. Yapacak bir şey yok. Ben bunları bir uyarsam mı? Bir dakika. İttifaklarına bakmam lazım. Avusturya ile ittifaktaymış. Neyse, devam etsin bakalım. Ben bu arada birkaç bina yapayım en iyisi. Bu arada şunlardan yapabiliyoruz ama şuralara yapabiliyoruz değil mi? Evet. Şuralara. Çok anlamlı değil. Oralara hiçbir şey yapmak istemiyorum abi. Evet, şunu yapabiliriz. Ben ticaretle alakalı bir bina yapmak istiyorum. Şuydu değil mi? Marketplace. Ana, buralarda marketplace yapabiliyoruz. Peki Müslümanlaştırma olayında ne durumdaydık? En son burası Müslümanlaşmaya çalışıyor değil mi? Evet.
Ben Madrid'de şuraya yapayım diyorum şu binaları. Değil mi Marketplace? Başka da yapabileceğimiz yer yok. Var aslında buralar da. Oralar ilgilendirmiyor beni. Buralar ilgilendiriyor daha ziyade. Daha sonra ilgilenebiliriz öbür taraflarla. Şimdi maalesef kanal. Şunu da bu taraflara yapabiliyoruz. Local Trade Power. Kanal Local Trade Power artı 2 mi? O nasıl bir şey? Yüzde değil de artı 2. Trade Value %25. Kanal kaç para? 93 lira. 93 lira. Bu arada diplomatik puandan harcıyoruz eğer bunu yaparsak. Şibe yapayım bir tane. Şuraya. Burada ne var? Farm Estate yapılıyor oraya. Ben bunu da buraya yapayım. Elbelata yaptım. Tamam. Yeterli. Başka ne yapabiliriz? Mesela Constable'ı her yere yapmışız neredeyse. Buysa şunu mu yapsak mesela? Burada çoğu yerde bunlar yok. Tamam. Ucuz bir bina zaten. Yani en azından bir seviye daha ucuz. Buradaki bir şey diyeceğim ya. Daha paramız var. Şuraları da yapalım ya. Bu çünkü unrest'i de azaltıyor. Sadece para meselesi değil. Kaç böyle bir tane daha yapabiliriz. Onu da buraya yapayım. What? What? Para itmiş. Yetmiyormuş. Ben bir tane daha yapabilirim zannettim. Tamam. Bina manyağı olacağız yakında. Şimdi Fransa Savaşı gelmeden şey yapmamız lazım. En azından bu anneksi bitirmek, birazcık paralı asker konusunda bir ilerlemiş olmak lazım diye düşünüyorum. Fransa Savaşı. Bak bu versiyon, yani bu bölüm biraz şey oldu. Ne o? Katalunya, Turus bitti. Ha. Açalım mı savaşı? Kiminle ittifakı var? Kimseyle. Yalnız diplomatımız süreyi bitirmişiz. Tamam, bunu hemen başlatmayayım o zaman ben. Daha sonra başlatabiliriz. Şu anda da ne bu? Royal Marriage Fransa ile ve Provence'de evlilik varmış. Peki İngiltere ile ilişki geliştirme 88'e ulaştı ama hala negatifteyiz. 12 daha artı 1'e çıkartabiliriz ama Savoy'la ittifak yapma şansımız var. Vay anasını. Hem de rahatlıkla var. Vallahi çok enteresan. Tamam. O zaman abi, o zaman ne yapalım biliyor musunuz? O zaman ne yapalım? Bak bak. Şimdi Fransa bizim artık kesinlikle düşmanımız. Artık bunun sağ solu yok abi. Fransa ile kesinlikle düşmanız. Şunu, ana bununla da ittifak yapabiliyorum. Eksilerde olmamıza rağmen İngiltere ile. Abi ben İngiltere ile ittifak yapmayı kesinlikle tercih ederim. Bir de bakalım Avusturya'ya. O da varsa müthiş olur. Yok Avusturya mümkün değil ya. Avusturya bizi sevmiyormuş. Zaten altta yazıyor. -1000 puan oradan geliyormuş. Bizi sevmiyorlar. Kafadan. Ya Avusturya benim rakip devlet görüyor mu acaba? İyi. Bir rivallık var ama bir dakika benim rivalım zaten o. Öyle değil mi lan? Benim rivalım. İngiltere de benim rivalım. Nasıl ittifak yapacak benimle? Ben de bunu bu arada Fransa'yı rival seçiyorum. Artık bitsin bu iş. Karasal gücü %8. Biz daha güçlüymüşüz onlardan. Deniz gücü ise Allah Allah Fransa'nın benden daha güçlü deniz gücü varmış. Ona bir bakarız. Ama ben rival ilan ediyorum artık yeter. Fransa. Artık benimsin. Bunları değiştiremiyorum, değil mi? O zaman Savoy ittifakı daha mantıklı. Hem müttefik hem nasıl olacak bu abi? Şu ilişki geliştirmelerden bir tanesini bırakalım da bir meraktan sırf bakmak istiyorum ya. Hem ittifak hem rival nasıl olur? Oluyormuş gibi duruyor ama herhalde rival olduğu için olmaz diyecek şimdi bana. Değil mi? Çok büyük bir ihtimalle öyledir. Evet. Şu anda rival olduğu için yapamazsın diyor ama normalde yapılabilir durumda. Şimdi ortak düşman Fransa olduğu için inanılmaz bir şey olacak burada. Curcuna olacak. Ortak düşman Fransa. Uuu. Koalisyon savaşı geliyor yakında. Ben de koalisyona girip savaşı başlatırsam koalisyon savaşı başlamış olur. Süper abi ya, süper. Avusturya bir kere girmiş, İngiltere girmiş.
Arkadaşlar bir sonraki bölüm müthiş olacak. Ben bile şu an şey yaptım yani. Çok zevkli bir bölüm olacağına kanaat getirdim yani şimdiden. Şimdi bir dakika, bizim bu annex olayımız ne zaman bitiyor? %40'lara ulaştım. Bu ne demektir? Ne demektir? Yazmıyor mu ya? Yok. Ha şurada şurada, evet. Bir yerde yazması lazım diye düşünmüştüm zaten. 6 diplomatik var. Base artı 1 diyor. Same religion artı 1. Same culture artı 1. Diplomatic reputation artı 3. Bu ne demektir ki? 6 diplomatik var. Each month diyor. Yani bunlardan mı geliyormuş? Allah Allah. Peki. 1606 sene, 3 sene sonra, daha hala 3 senesi var. 1606 Oktober. Tam, neredeyse tam 3 sene. Şimdi 3 seneye kadar ben bu koalisyon savaşına girer miyim acaba? Valla bilmiyorum, olabilir hakikaten yani. Gerçekten olabilir. Bizim buradaki ayaklanmalar ilerleyip ilerleyip durdu ama bir türlü çıkmadı, değil mi? 2,6 sene diyor. Çünkü diğerlerindeki düşüş kurtardı bunu. Katolikler ayaklanmayı 1,8 sene içerisinde yapabilecekler. Belki, bir ihtimal. Burada da yine negatiflerden dolayı kurtarıyor burayı. 5,1 sene diyor. Zaten ayaklamada çıkacak gibi durmuyor yani. Benim ama bu orduyu getirmem lazım artık ya. Burada ayaklanma çıkma ihtimali var her zaman ama. Ben gemileri getiriyorum orduyla beraber. Gerek yok orada ordu bırakmaya. Bu arada komutanlarımızdan biri ölmüş galiba. Ben niye görmedim onun o olayı? Evet, hem de güzel olan komutan ölmüş. Buhara mı? Dur bir dakika, şunu inceleyeceğim. Ne diyor? Avusturya Milan'la ittifak yapıyor. Ya bu gidiyor. Gerçekten Buhara'yla bir dakika, Ardalan Savaşı. Ardalan herkesi yeniyor oğlum. Bu nedir ya? Sonradan kurulan bir devlet herkesi yeniyor. Buhara neresi? Ama Buhara zaten ezilmiş ya. Buhara ezilmiş. Bu arada Ardalan ezeli düşmanları kara koyunlularla sürekli mücadele halinde. Sürekli arada bir savaş açıp bir tane şehir alıyor oturuyor. Bir tane şehir alıyor oturuyor. Böyle böyle baya büyüdü yani. Bu arada Buhara, Uilsit, Türkistan ve Kıpçak, Nogay. Nogaylar büyümeye devam ediyor. Ben şeyi merak ediyorum. Nogayların otonomi durumu ne alemde? Oha. Yeni aldığı yerlerde otonomi fena. Nogayların ayaklanma oranlarını görebilir miyiz? O pek ihtimal dahilinde değil gibi geliyor bana. Ama bakayım. Yok. Otonomi gibi değil. Bunu rahatlıkla göremiyorum. Tamam. Önemli değil. Ben şey merak ettim. Osmanlı'daki otonomi durumu ne alemde? Yeni alınan yerler sadece. Diğer her yerde otonomi sıfır gibi bir şey. Bizim otonomimiz asıl kötü. Dur. Bizim otonomimiz kötü. Buralar zaten şey, deniz aşırı olduğu için bunları saymıyoruz. Aslında o kadar da kötü değil. Buranın çoğunu yeşerttik ya. Bayağı yemyeşil oldu. Tamam, yakında Fransa Savaşı geliyor arkadaşlar. Şimdi Savoy ile ittifak yapabiliyoruz dedik. Fransa'nın koalisyonuna Joint Coalition. Ben giremiyorum koalisyona. 30 agresiflik puanı lazım bana. Bende yok o kadar agresiflik puanı. Yani Fransa gidip Navarra'yı alırsa belki o tarz bir agresiflik puanı toplayabiliriz ama yani Fransa'nın aksiyonları bize agresiflik verebilir. Yani kendiliğinden olan bir şey değil. Ne var? Disiplin, moral bilmem ne. Şey geldi mi? Din dönüştürme meselesi yok. Burada ne var başka? Better relations over time. Bunlar güzel aslında da işte pahalı şeyler. Pahalı diplomat veya pahalı danışmanlar diyebiliriz. Suffered casualties. Tamam, önemli değil. Onlar gelsin. Evet. Sonunda bu maksimuma ulaştı. Çağırıyorum geri. Bunlarla rival durumundaymışız zaten. Bunlarla ittifak yapamıyoruz. Şimdi ben Avusturya ile ilişki geliştirme mantıklı olabilirdi ama ben Milan'la geliştireceğim. Burada agresiflikleri var ama Provence'in de var. Hesse ile mi geliştirsek yoksa? Yani tabii ki ittifak yapamayız şu anda. Ama az bir şey ilişki geliştirme ittifaka götürür bizi.
Burgundi, mesela Burgundi ile ittifak yaparsan, Burgundi zaten Fransa'nın ezeli düşmanı. Yani o sebepten dolayı bir dakika. Bunlar zaten sevmiyorlar bizi. Agresiflikten dolayı mı? Zannetmiyorum agresiflikle alakalı olduğunu. Zamanla değişebilir bu. İlişki geliştirmeciyle. Saksonya, Polonya Osmanlı sınırında onlarla ittifakı düşünmem zaten şu anda. Çünkü Osmanlı ile onlar savaşa girebilirler. Peki ya bunlar? Bunlar Danimarka, ama bunlar şimdi savaşa gelmezler Fransa ile. Asıl bunlar gelirler. Milan gibi mesela. Peki. Şey yapalım, işi geçtirelim. Şununla. Tamam. Biraz devam etsin. Ayaklanma geldi sonunda. Lan gitti gitti Arguin de çıktı ayaklanma ya. Peki neci bunlar? Portekizciler. Portekizci. Ben şimdi bunları taşıyayım ama başlarına bir komutan koyalım da en azından şey olsun. Dur şöyle. 12 bin asker yeter mi bilmiyorum ya. Yeter inşallah diyeceğim ama yo. Çünkü asker maliyetlerini düşürmüştük. Evet. Yetmeyecek o zaman. Morallerimiz kaç? Moral 2. 2 moralle ne yapacağım? Arguin bok gibi bir yer ya. Bir şey diyeceğim. Ayaklanmasıyla beraber satsam mı bu şehri? Hiç sevmiyorum Arguin'i. Çünkü yanında bir şehir de yok. Ben bunu iptal ediyorum. Arguin'i de satıyorum abi. Jolof'a. Satmaya çalışacağım en azından. Bir dakika, yanlış yer. Jolof savaşta. Morokko'ya satalım abi. Ayda yeter ama ya. Allah Allah. Mani de almaz ki orayı. Diplomatın mı yokmuş? Aşacağım seni de diplomatına da. Şöyle tıklasam kayboluyor değil mi? Dur bakayım. Arguin. Bedava vereceğim. Yine almıyorlar ya. Ne diyor? Eksi 2000. Same religion group. Yani o zaman ben bunu dinini dönüştürürsem belki faydalı olabilir o konuda. Yani satma konusunda. Ama kültürü biraz problem. O da eksi 1000 yapıyor. Ya arkadaş sen burayı aldın ama şurayı Befa'da mıydı? Portekizli bunlar da sınır olduğu için alıyorlar. O zaman abi yapacak bir şey yok. Ben orduyu bir şekilde ayarlamam lazım. Taşıma gemisi yapalım. Bir miktar daha taşıma gemisi yapalım. Taşıma gemisi, çünkü artık ordu miktarlarımız çoğaldı. Ama taşıma gemilerimiz hala 12 taneden daha fazlasını taşıyamıyor. Bu arada gemi mevcudumuz ne kadar? Yani daha doğrusu kaç tane? 76'ya kadar yapabiliyoruz. Şunlar gelince biraz daha fazlasını yapabileceğiz. Ben Fransa'yı da kıyaslayayım. Şu anda ne derler? En büyük rakip devletimiz Fransa oldu. Deniz gücü. Şimdi Force Limit'e göre sırala. Fransa nerede? Fransa nerede? Göremiyorum. Fransa yok burada. Hani Fransa bizden daha güçlüydü? Hani abi? Fransa'nın deniz gücü bizden fazlaydı sözde. Ben mi göremiyorum yoksa? Yani burada 6 büyük gemi, 14 hafif gemi, 8 de taşıma gemisi var. Toplam 29 gemisi var. Bizde ne var? 76, pardon, 29 gemi yapabiliyor maksimum. 28 tane de gemisi var. Bizim maksimum 76 ama 51 gemimiz var. Bunun 12'si galley, 20 tane büyük gemimiz var. Biz her türlü daha güçlüyüz abi. Şu anda da dünyanın en büyük, dur tabii ki total rakama bakalım. Osmanlı abi çıldırmış ya. 124 gemi yapabilme kapasitesi var. Yani daha doğrusu limiti var. Kapasite demeyeyim. Ama adamlar 216 gemi yapmışlar ya. Yuh. 147 galley. Zaten iç denizlerde olduğu için ben de Osmanlı yine oynarsam ben de böyle galley manyaklığı yaparım. Ama büyük gemiler her zaman bayağı güçlü oluyor ya. Özellikle ya okyanusu açılıyorsan zaten galleyleri hiç açma okyanusa yani. Büyük gemi dışında dış okyanuslarda bir işin olmaması lazım. Hafif gemi de olur ama galley yani çok saçma. Osmanlı 30 binlik taşıma kapasitesi var. İngiltere'nin 23.
İngiltere'nin 35 hafif gemisi, 19 da büyük gemisi var. Aslında büyük gemi sıralamasında lideriz. Dünyanın bir numarasıyız hatta. Dur bakayım, Çin belki girer araya. Yok. Gerçekten bir numarayız. Osmanlı'yı da bizim rakip devletler şunlar. İngiltere, Osmanlı ve İsveç. Yani şu anda biz aslında İngiltere'ye de kafa tutarız. Denizde. İngiltere'ye bile kafa tutarız yani. İngiltere ki yani bütün fokusunu buna vermiş vaziyette. Şimdi taşıma gemisi yapalım dedik. Kaç tane yapalım? 20'ye çıkartalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 tamam işte bu kadar. Büyük gemi yapalım mı bilmiyorum ama. Büyük gemi 600 gün, 300, 300. İki tane de büyük gemi yaptım. Parayı bitirdik. Aha, parayı aslında büyük gemi bitirdi. Buralarda ne üretiliyor ya? Binalar değil mi? Hala bitmedi. Oo, tabii ki. Şu binalar bitsin bakalım ne olacak. Ticaret gelirimiz bu arada 25 oldu neredeyse. Osmanlı Bosna'ya savaş açtı nihayet. Aldığı görevi bitirmeye çalışıyor şimdi o da. Bu arada ben şunu bir karşıya geçirip şuraya götüreyim. Tunus Savaşı'nın pek yakında geleceğini zannetmiyorum. Yani pek beklemiyorum şu anda ya, yakın bir Tunus Savaşı. Ama şöyle bir şey yapabiliriz arkadaşlar. Ama bu biraz zor. Yok. O zor. Ben şimdi Tunus'u şöyle korumaya çalışayım. Ben bunlara bir şey yapayım. Uyarı göndereyim. Influence'daydı değil mi? Send warning. Şöyle. Şunu koruma altına alma şansım var mı? Yani illa diplomatı mı beklemem lazım? Anlasak ne oluyor? Yeterdi aslında. Bunu garantileyebiliyorum. Koruma altına alabiliyorum Tunus'u. Ya ben Tunus'un şu anda tabii ki ya, şey yapmam çok da bir şeyim yok yani onlarla. Ne derler? Yakın bir ilişkimiz yok. Çok da ilgilenmiyorum açıkçası ama yani gidip de Avrupalıların burayı ele geçirmesine de izin veremem. Bunları koruma altına alalım. Geçici olarak. Daha sonra belki iptal edebiliriz. Savaş açtı Utrecht'te. Fransa Utrecht'te savaş açtı. Koalisyon ne zaman patlak verir ya? Bir dakika, yanlış şimdi. Otonomi haritası bu. Evet. Şu koalisyon bir başlasa var ya. Of. Ne müthiş olurdu. Neyse, bir dahaki bölümde bir şeyler yaparız bakalım. Belki de o savaşı çıkarttırmaya çalışırız belki. Bakalım Milan'la da ilişki geliştirmeye çalışıyorum. Belki Milan'la Savoy'la bir ittifak falan bir şeyler olabilir. Milan'la biraz zor. Milan evet bizim rakip devletlerle ittifak halinde. Ben Milan'la ilişkiyi iptal edeyim o zaman. Savoy'la ittifakımız mümkün, hala mümkün. Belki Savoy'la ittifak yapıp Fransa'ya dalma şansımız olabilir. Böylece koalisyon savaşı bir şekilde çıkar. Çünkü Savoy müttefiklerine baktığımız zaman aslında bir halt yok bu müttefikler içerisinde. İngiltere'nin aslında bunlara saldırması çok güzel olurdu. Avusturya ile bir... Ya koalisyon savaşı çıksa Fransa'yı epeyce yıpratır ama o çıkar mı? Çıkmama ihtimali var mı? Hiç çıkmama ihtimali. Bence olma ihtimali... Öyle bir ihtimal var her zaman. O düşündürüyor insanı. Neyse şimdilik bölümü burada bırakalım. Bir dahaki bölümde bakalım neler olacak. Aragon bir kere bizim elimize geçecek bir dahaki bölümde kesinlikle. %50'ye geldik bu bölümde çünkü. Fransa savaşı olma ihtimali çok yüksek. Aragon geldikten sonra biz ordumuzu yeniden gözden geçirir. Yeni konumlandırmalar yaparız. Bu arada dini haritaya bakayım mı? Merak ettim. Burası ne zaman Şia oldu ya? Ne alakası var ya? Aragon Sünni değil mi? Ha iyi. Ya şunları bir dönüştüreydiniz. Bunlar dönüşememişler. Ne yapıyor bu? Integration mı? Ha benim. Allah'ım ya Rabbim. Emission is tireless working Sünni. Burayı dönüştüremiyorlar. Sünni yapamıyorlar burayı. Var yani çalışan. Şu ikisinde. Biri Şia'yı dönüştürüyor. Bu gitmiş bayağı. Bu yavaşlamış bayağı. Ne oldu abi? Burada daha önceden beridir vardı. Bir şeyler olmuş anlamadım ama. Her neyse. Bu arada bunlara da savaş açma şansımız var.
Yine diplomatım yok değil mi? 6 gün bekle, gel. Bu, take course Barcelona, bunu yapabiliriz. Morocco, Osmanlı gelmiyor, bunların müttefiği yok. İlk yapacağımız şey bu olsun. Ondan sonra Fransa'ya bakarız duruma göre. Ben bunu annexler, sonra da bunu da annexlersem burası bayağı bir temizlenir. Neyse arkadaşlar, bir dahaki bölümde tekrar görüşürüz inşallah. Hadi eyvallah.